Yazar Bekir Azar'ın 5 Kasım 2022 tarihli Takvim Gazetesi köşe yazısı. Hamburgerciden Masallar. Kemal Bey Amerika'da hamburger yedikten sonra soluğu Londra'da aldı. Yakında Almanya'ya da gidecekmiş. İngiltere'de ne yedi henüz meçhul. Almanya'da milli yiyecekleri, Bratwurst yani oldukça dolgun sosislerden mi yiyecek bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz başka şeyler var. Mesela FETÖ'nün tetikçileri sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uyuşturucu ticareti yaptığı iftirasını ısrarla yaymaya başladılar. FETÖ, CIA direktörü Graham Fuller'in büyüttüğü bir örgüt. FETÖ bir iftira atıyorsa bilin ki bu CIA merkezinde hazırlanan bir senaryonun ta kendisidir. Önlerine ne konursa onu üfleyecek kadar Amerikan aşığı vatan hainleri olduklarını anlatmaya gerek yok. Bu artık tescillenmiş ve herkesin malumu. Demek ki başka iftiralar da yolda. Operasyon FETÖ CIA ile bu ülkeye facia yaşatmak istedikleri aşikar. İşin acı tarafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bu iftirayı FETÖ ile attıran Amerika, yeryüzünün en büyük uyuşturucu taciridir. Dünyadaki tüm uyuşturucu trafiğini CIA kontrol eder. Eğer gözünüz doymaz, ABD'nin verdiği uyuşturucu üretim kontenjanını aşarsanız CIA tepenize biner. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet adına CIA'nin uyuşturucu ticareti yapıp parasıyla Nikaragua'ya silah gönderdiği tescillendi. Hatta ünlü bir albay Amerikan mahkemelerinde yargılanıp hapse atıldı. Ardından bu devleti adına uyuşturucu ticareti yapan ABD'li albay bizzat başkan tarafından ulusal kahraman ilan edilip salıverildi. Yeryüzünde ancak ve ancak CIA'nin izin verdikleri uyuşturucu satar. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronlarından biri PKK'dır. Avrupa'nın uyuşturucu depoları PKK'nın elindedir. Batı başkentlerindeki sokaklarda uyuşturucu satıcılarının neredeyse tamamı PKK'lıdır. Yılda uyuşturucudan 2 milyar dolar gelir elde eden bir PKK var ortada. Devletimiz Güneydoğu'da her gün PKK'nın uyuşturucu tarlalarını yakmakta, Kuzey Irak ve İran'daki laboratuvarlarını yerle bir etmektedir. Yani Türkiye, devlet olarak dünyada uyuşturucuyla en büyük mücadeleyi veren bir numaralı ülkedir. Yeryüzünde bizden daha büyük uyuşturucu baronlarıyla savaşa giren başka bir ülke yoktur. Peki bu dünyanın en büyük uyuşturucu baronu PKK'nın komutanı kimdir? Bilmeyen var mı? Amerikalı generalleri ve terör örgütünün kamplarında açık açık poz verip el sıkışan, ödül ve plakete boğan CIA mensuplarını. ABD dünyanın en büyük uyuşturucu baronu PKK'ya binlerce tır silah bile yağdırmaktadır. Komutaları altına aldıkları PKK'nın uyuşturucu ticaretini bilmeyecek kadar aptal mı bu Amerika? Hayır, komuta eden uyuşturucuyu da sattırır. Onun izni olmadan helaya bile gidemez PKK. Kemal Bey Londra'da PKK'ya övgüler yağdıran isimlerle poz verirken ortaya çıktı. Yeryüzünün en büyük uyuşturucu baronu PKK'nın siyasi kanadı HDP ile müttefik oldu. Sonra kalktı, dünyanın en büyük uyuşturucu savaşını veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçladı. Türkiye uyuşturucu satıyor diye. Hoppala! Yahu uyuşturucu satan teröristlere övgüler yağdıran isimler Londra'da yanında, hizmet edenler de altılı masanın altında hemen dizinin dibinde. Bir şey söylerken bin defa düşüneceksin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uyuşturucuyla suçlarken masanın altında kucakladıklarının PKK'ya nasıl figüran olduğunu göreceksin. Ardından dünyanın en büyük uyuşturucu baronu Amerikalı PKK'yı suçlayacaksın. Eğer bu devleti yönetmeye talipsen ama yok. Kemal Bey, CIA koridorlarındaki bekleme odasında yan yana oturduğu PKK ile işbirliği yaptırılan FETÖ iftirası ve ağzıyla kendi devletini suçlayacak kadar yanıltılıyorsa, vay ne geldi bu memleketin başına. Demek ki etrafında bir tane aklı başında adam yok. Terörist ve uyuşturucu taciri PKK sevicilerle Londra'da fotoğraf çektirmesine bile "Yahu başkan ne yapıyorsun?" diyen bir kişi yok yanında. Dünyanın en büyük uyuşturucu baronu PKK'nın siyasi kanadı HDP ile iktidara gelirlerse devlet koridorları terörist tacir dolacak. Nasıl mücadele edecekler sonra uyuşturucuyla ve terörle? Devletine savaş açanlar ve suçlayanlarla yan yana gelirsen olacağı bu. Kalkarsın sen de devletini suçlarsın. Cari açığı uyuşturucu ticaretiyle kapatıyorlar diyerek. Halbuki HDP'nin PKK'sının cari açığı uyuşturucuyla kapatılıyor. Ona yağdırılan silahların parası yasak kenevir tarlaları ve Kandil'deki mağara laboratuvarlardan sağlanıyor. Onlara karşı da en büyük savaşı suçladığın bu devlet veriyor. Masanın altındaki müttefikine "Yahu sizin bağlı olduğunuz PKK yeryüzünün en büyük uyuşturucu baronu nasıl oldu? Bizim ne işimiz var sizin gibi uyuşturucu baronun bağımlılarıyla desene. Bu devlet sizin mağara laboratuvarlarınızı nasıl başınıza yıkıyor?" diye haykırsana. Londra'dan temiz para getirecekmiş biri de. Böyle diyor. "Yahu sen
bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin ya. Yüzün kızarmıyor mu senin? Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Londra'daki tefecilerden kurtaracağız. Bu sabah Londra'dan halihazırda dünyanın farklı bölgelerine 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fon ile toplantı yaptık. Bu arada birazdan da dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim. Gençler, sözüm var size. Temiz parayı size mutlaka ama mutlaka getireceğim. Evet, size getireceğim. Bugün Londra'da Chelsea'yi size tanıtmaya geldim. İşte ben bu parlak Türkiye için 4 gündür yatırımcılarla konuşuyorum. Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştük. Bugün toplamda 100 milyar sterlin yatırım yapmış 14 devasa fonla görüştük. Gençler, sevgili gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz, emin olun. Ve göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi. Haydi görüşürüz.